أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم 26. mektup. Dördüncü mebhas, dördüncü meseleden devam ediyoruz. Sual diye başlayan kısımdan. Dördüncü meselenin başlangıcındaki birkaç paragraf okundu. Şimdi sualdeyiz. Şöyle bir soru sorulmuş. Mütekellimin uleması, yani kelam alimleri, alemi imkan ve hudusun ünvanı icmalisi içinde sarıp zihnen üstüne çıkar, sonra vahdaniyeti ispat eder. Bundan önceki bölümlerde de şu anda bakıyorum. Buna benzer konular konuşulmuştu. Kelam ehlinin, efendim, daha sonra tasavvuf ehlinin ve de akabinde Kur'an-ı Kerim'in usulü, Said Nursi o şekilde adlandırıyor. Kur'an-ı Kerim'in usulüne göre İmanla ilgili konular nasıl ele alınır? Allah'ın varlığı bu değişik mesleklerde veya meşreplerde nasıl kazanılır? Nasıl tarif edilir? Onların aralarındaki farkı söylüyor idi. Şimdi burada da böyle bir soru var. Mütekellim uleması deyince daha önce okuduğumuz yerlerden hatırlıyoruz. İşte tarihte kelam ilmi diye Allah'ın varlığını ispat eden, Kur'an'a göre tabii ki kendilerinin iddiası o. Herkes o iddiayla gelir. Allah'ın varlığının delilleri nasıl insanlara sunulur? Kendilerine göre bir yol seçmişler. Şimdi burada onu özetledi. Eminim bu başka yerlerde de geçiyordur ama burası onun yeri olmadığı için, yani ayrı derinlemesine bir izahını yapmıyor. Bir cümlede söyleyip geçti. O yüzden biz de özet olarak ne dediğini anlayıp akabinde bu sorunun içerisinde başka bir şey var. Ona geleceğiz. Kısaca dolayısıyla şunu diyor burada deyip devam edelim. Kelam uleması, kelam alimleri alemi, yani yaratılışı veya varlık alemini, şehadet alemini, yani içinde bulunduğumuz kainatı, kainata şu şekilde bakmışlar ve şu şekilde Allah'ın varlığını ispat için konuşmuşlar. Nedir o? İmkan ve hudusun. İmkan biliyorsunuz mümkün olan, imkan dahilinde olan ya da nasıl diyelim, varlığı ile yokluğu eşit olan, vacibin zıttı. Hani demiştik ya, vacibil vücut yaratıcıya, mutlak yaratıcıya denir. Onun vücudu, yani varlığı vaciptir, gereklidir. Çünkü o olmaksızın alem açıklanmıyor. Bizim gözümüzün önünde olan alem açıklanmıyor.
demiş idik. Şimdi bu alemden pardon, alemin imkan mümkün olmasından kasıt da ne var ki yaratılmıştır, onların hepsi mümkündür demişler. Önlerinde iki opsiyon var. Var olma ve var olmama, yoklukta kalma. İmkan efendim veya mümkün tanımına giren her şey, her şeyin önünde bu iki efendim seçenek var. Var olma ve yoklukta kalma. Ve bu efendim mümkün olan varlık, bu ikisinden birisini kendisi tercih edemez, kendisi için başka birisinin tercih etmesi gerekiyor. Yani işte atom var, hangi varlığa bakıyorsanız eğer, atom var, bu atomu yokluktan varlık alemine gelmesini tercih edecek bir efendim irade olması lazım. O iradenin kendisi o mümkün olan atomun içerisinde yok. Yani daha basit ifade edilebilir bunlar da, açıklamaya girince tam toparlayamadım. Basitçe söyleyip geçiverecek olan varsa buyurun bana yardım etsin. İmkan dahilinde olan veya imkan dairesinde olanlar kendileri varlığı seçemezler. Onları başkası var olsun diye seçmişlerdir. Diyor. Bu şekilde kainata bakanlar. Yani etrafındakilere bakıyor ve diyor ki bunun var olduğunu ben görüyorum. Fakat var olmasını kendisi isteyemez. Demek ki başka birisi istemiş olması lazım ve o isteyene de vacibül vücut deniyor diye söylüyor. Aynı şekilde hudus, hadis yani daha sonradan olma anlamında. İkisi birlikte kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Bu iki tabir kainatı açıklarken bakıyor, bunun varlığı kendinden midir yoksa başkası tarafından daha sonradan mı verilmiştir? Yine irade sonucu, yani o irade eden makamın ya da kaynağın iradesi, irade etmesinin sonucunda o hadis olan daha sonradan vücuda gelmiştir. Şimdi bunların buradaki argümana tekrar bakalım veya kelamcıların Allah'ın ilmine linki bir daha vereyim. Allah'ın Allah'ın varlığına buradan gidiyor. Ben gözümün önündeki eşyayı ancak bu şekilde tanımlıyorum. Yani onların hepsi mümkün ve onların hepsi hadistir. Daha sonradan olmadır. Daha sonradan olma ise, daha sonradan vücut verilmişse kendilerine, bunun anlamı kendileri, kendi vücutları kendilerini vermemiştir. Vücutlarını kendileri vermemiştir. Demek ki bunu bir basamak olarak kullanıp daha sonra şeye gidiyor. Demek ki onlara varlığı veren var diye, bakın burada nasıl ifade etti onu, ünvanı icmalisi içinde sarıp, yani böyle bir icmal genelleme, kısa ve öz ünvan diye çevirmiş burada, icmali bir şekilde onun üstüne çıkıp sonra vahdaniyeti ispat ederler. Belki bundan sonraki söyleyecek meslekleri ve meşrepleri karşılaştırdığımızda burada ne demek istediğini biraz daha iyi anlayabiliriz. Dediğim gibi bu sorunun henüz başlangıcındaki bir efendim tarif, daha henüz soruya gelmedik. Şimdi bir yerde diyor, kelamcılar bu şekilde yaptılar.
Allah'ın ispatını, varlığının ispatını. Daha sonra bakın ikinci basamakta ehli tasavvufa geliyor. Ehli tasavvuf nasıl yapmıştı? Daha önceden de okumuştuk. Onların da bir kısmı diyor, kendi içerisinde la meşhude illahu diyenler var. Yani işte ondan başka şahit olunan herhangi bir şey yoktur deyip kainatı unutturur. Nisyan perdesini üstüne çeker, sonra tam huzuru bulur. Bunlar hep tevhid içinde, orada bir yere atladım. Bunların yapılmasının sebebi, yani insanların bu türlü eşyayı açıklamaya çalışmalarının altında aslında şu hedef var, amaçları şu: tevhid içinde tam huzuru kazanmak. Yani Allah'ın ispatı ve Allah'ın öyle bir ispatı ki veya Allah'ın varlığının öyle bir argümanı ki o şekilde bir argüman getirildiğinde, o şekilde bir açıklama yapıldığında insan tam huzur bulacak, tam mutmain olacak. Hakikaten Allah bu şekilde tarif edilir. İnandım, kabul ettim, bundan da tatmin oldum. Bu yaptığım tanımlamadan da tam tatmin oldum demek için bunları yapıyor. Veya demek için bunları yapmışlar. Demek ki bir kısmı la meşhude illahu demişler. Ondan başka görünen kimse bir şey yoktur. Ama bunun neden problemli olduğunu daha önceden konuşmuştuk. Burada da kısaca söyledi. O zaman varlık alemindeki hiçbir şeyi görmüyorum demiş oluyorsun. Bunların hiçbirisi yok. Nisyan perdesini üstüne çeker diyor ya. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok ondan başka. Bir diğer kısmı da yine benzer bir şekilde, belki bunlar biraz daha ileri gitmişler mi demek lazım. Yine aynı şekilde hakiki tevhidi ve tam huzuru bulmak için, hakiki tevhidi ve tam huzuru bulmak için la mevcude illahu demişler. Bu sefer de ondan başka mevcut olan hiçbir şey yoktur demişler. Böyle olunca da burada diyor ki kainatı hayale sarar, ademe atar ve sonra huzuru tam bulur. Yani işte anlaşılıyor ne olduğu. Kainat yok, varlık alemi yok, adem. Ondan sonra her şey Allah, her şey Allah deyip kendisini onun huzurunda hissetmişler veya hissetmeye çalışmışlar. Ha, şimdi bu asıl meseleye, soruya gelelim. Halbuki sen bu üç meşrepten hariç, yukarıda söylenilen üç meşrepten hariç bir cadde-i kübrayı Kur'an'da gösteriyorsun. Geniş bir caddeyi Kur'an'da gösteriyorsun ve onun şiarı olarak, onun işareti olarak ne diyorsun bu sefer? La ma'bude illahu, la maksude illahu. Ondan başka maksud yoktur, kastedilen yoktur, ondan başka ma'bud yoktur. Yani ibadet edilen yoktur. Bu caddenin tevhide dair bir bürhanını ve bir muhtasar yolunu icmalen göster. Bu caddenin tevhide dair bir bürhanını, yani delilini ve muhtasar, yani çok uzunlamasına olmasa da özet bir şekilde bize bunun yolunu göster demişler. Arada nasıl farklar var açıklamada göreceğiz. Sanki ilk bakışta biraz yakın gibi görünüyor veya başta söyledikleriyle söylediklerinden çok farklı veya tezat bir duruşu yok gibi. Yani baştaki özellikle mesela mütekellim uleması denilen meşrebin de bundan sanki ne farkı var ki diye, ne farkı var ki diyesi geliyor insanın. Yani onlar da la ma'bude illahu, la maksude illahu dememişler mi? Ondan başka ma'bud yoktur dememişler mi? Bunun cevabı, yani bu aradaki farkın ne olduğunun anlaşılması için şimdi cevabı okuyacağız. Orada
yapılan tanımlar çerçevesinde biraz biraz bu son söylenilen meşrebin neden çok farklı olduğunu anlamak mümkün olacak inşallah diye düşünüyorum. Soru ve yorumlarınızı her zaman araya yazabilirsiniz ya da konuşabilirsiniz. Ben cevaba geçiyorum. Bütün sözler ve bütün mektuplar o caddeyi gösterir. Yani onu açıklamışız Risale-i Nurlar'da diyor. Şimdilik istediğiniz gibi azim bir hüccetine, yani büyük bir deliline ve geniş ve uzun bir bürhanına muhtasaren işaret ederiz şöyle ki. Kısaca şöyle açıklayacak. Alemde her bir şey, bütün eşyayı kendi halikine verir. Bakın ilk cümleden itibaren bu son üçüncü alternatifin veya yaklaşımın farkının nerede olduğunu vurgulayarak başladı. Bütün mesele de burada düğümleniyor zaten. Tahmin ediyorum takip eden cümle ve paragraflarda da aynı şeyi vurgulamaya devam edecek. Nedir o? Alemde her bir şey bütün eşyayı kendi halikine verir. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ve dünyada her bir eser, buradaki anahtar kelimeler her bir şey, her bir eser. Bütün asarı, kendi eserleri, kendi müessirinin, M büyük harfle, kendi müessirinin eserleri olduğunu gösterir. Ve kainatta her bir fiili icadi, bütün ef'ali icadiyeyi kendi failinin, F büyük yine, ef'ali icadiyeyi icat etme, var etme fiilinin, fiili, kendi failinin fiilleri olduğunu, kendi failinin yani kendini, yani ortada bir fiil var, o fiilinde bir faili var büyük harfle. Buradaki açıklama diyor ki, her bir bu anlamda gözlemlenen fiil, kainatın içerisinde, kendi failinin fiilleri olduğunu ispat eder. Şurayı okuyalım, belki tekrar dönüp ne demeye çalışıyor diye biraz daha açıklamaya çalışabiliriz. Ve mevcudatta tecelli eden, bakın yine anahtar kelime, her bir isim. Her bir isim. Ve mevcudatta tecelli eden her bir isim, bütün esmayı kendi müsemmasının, M büyük harfle, o yani ismin, sıfatın, sahibinin anlamında, isimleri ve ünvanları olduğuna işaret eder. Demek her bir şey, doğrudan doğruya bir bürhanı, bir bürhanı vahdaniyettir ve marifet-i ilahiyenin bir penceresidir. Evet. Fark ne oldu şimdi baştakilerden? Fark ettiğiniz bir şey varsa buyurun paylaşın. Fark şu, bir kere ilk başta söyledi ya, kelamcılarla karşılaştırmıştı veya onları saydı meslek olarak. Orada ne dedi? Ünvan-ı icmalisinin kısa ve öz ünvan diyor. Toptancı gibi yani, bunu deminden beri o kelimeyi arıyordum, şimdi hatırlayabildim. Adeta toptancı gibi. Her ne kadar eşyanın kendisine bakıyorsa da mütekellim, o eşyalardan bir genelleme çıkartıyor. Bunu daha önceden söyledi, bu yöntemin içerisinde bir silsile var, bir teselsül var. O teselsül nedir? Bu bunu yaratmadı, bu bunun varlığına sebep olmadı, bu bunun varlığına sebep olmadı. Demek ki bütün bunların varlığına sebep olan birisi olması lazım, birisi olması lazım diye vahdaniyeti hesap ediyor, vahdaniyeti ispat ediyor. Bu kendisine ait yöntem dediği, yani Kur'an'ın yöntemidir dediği yerde böyle bir toptancılık, böyle bir genelleme yapmıyor.
Yani hepsini ilk önce biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor da bunlar kendi kendilerine bu şekilde açıklanamazlarsa, bakın bütün bunları gezdik ve bunların içerisinde varlığın kendisine ait olduğunu gösteren herhangi bir şey bulamadık. Demek ki şöyle bir şey olması lazım. Bunların kaynağı böyle birisi olması lazım diye en sonunda, bakın en sonunda ve icmalen, yani bir özet cümlecik halinde bunların bir yapıcısı olması lazım diye söylüyor. Bu her ne kadar yanlış değilse de, yani bu şekilde varıldığı zaman sonuca Allah'ın varlığı ile ilgili yanlış bir şey söyleriz diyemesek de, bu en son kendisinin söylediği yöntemle karşılaştırıldığında, onun çok uzun basamaklardan sonra bir, çok uzun basamaklardan sonra iki, icmalen, yani en sonunda geldi tek bir cümle halinde. Demek ki Allah olması lazım deyip bırakması biraz şey görünüyor. Nasıl diyelim? Biraz problemli görünüyor veya biraz külfetli görünüyor. Ve tam huzuru şey yapmıyor, vermiyor. Bu söylediği, kendisinin Kur'an'a aittir diye söylediği yerde ise her bir eserin kendisine bakıyor. Yani şey yapmıyor. Hadi buna da bakayım, hadi buna da bakayım, hadi buna da bakayım diye teker teker artık ne kadar neye bakacaksa kendi kapasitesi dahilinde onları gözlemlemeyi toplayıp toplayıp sonucu da en sonuna en sonunda söylemeyi bırakmıyor. Ya ne yapıyor? Her bir eşya, her bir şey, her bir fiil. Yani bir şey oldu. Efendim, kainatın içerisinde elma diye bir varlık görüyorum ben. Bu elmanın üzerinde bir eser, hadi buradaki kelimeleri de kullanalım, bir eser var. Ondan sonra elmanın üzerinde fiiller var, işlenilen fiiller var. Ve o fiillerle birlikte işte esma var, özellikler var. Elma şöyle olsun, yuvarlak olsun, kokusu şu olsun, tadı şu olsun, efendim görüntüsü şu olsun diye bizim gözlemleyebileceğimiz, doğrudan doğruya gözlemleyebileceğimiz şeyler var. Bu yöntem diyor ki, işte ona bak. Ve orada bunun efendim nereden geldiğini sorgula. Mesela büyüdü, bir fiil söyleyelim, tatlı. Elmanın tatlı olma özelliği var. Elmanın tatlı olma özelliğine başka hiçbir yere gitmeden, yani kainatı incelemeyi, hani genelleme yapmak için binlerce elma incelemeyi veyahut da elmalarla birlikte diyelim üzümleri, üzümlerle birlikte başka işte ne varsa onları incelemeyi ve sonucu en sonunda vermeyi bırak. Onlarla uğraşma. Yani uğraşsan da kelamcıların yaptığı gibi vahdaniyete gideceksin ama şimdi bu gözünün önünde olan tek bir şeye bakıyorsun ve o tek şeyin üzerinde, varlığın üzerinde tek bir esmaya bakıyorsun, isme bakıyorsun. Şimdi ona karar ver ve ona bak. Bu şeyi, mesela lezzetini diyelim, bu lezzeti kim vermiş olabilir, nereden geliyor olabilir, elmanın kendisi bu lezzetin kaynağı olabilir mi diye sor. Böyle baktığında, işte buna biliyorsunuz ehadiyet de diyorlar, burada belki daha sonra söyleyecek mi bilmiyorum. Vahidiyet ile ehadiyet arasındaki fark da buydu. Vahidiyet toptancı bir şekilde bunların bütün bu gözlemlediğim şeylerin tek bir muhakkak yaratıcısı olması lazım der. Ehadiyet ise her bir şey üzerinde, Asa-i Musa benzetmesinde olduğu gibi asasını vurduğu yerde o vurduğu yerden şeyi çıkartır.
imanın nurunu çıkartır, Allah'ın varlığını, argümanını çıkartır. Aradaki fark bu. Şimdi bu, biraz daha uzayacak mesela ama yazılan var, onu da okuyayım ondan sonra. Kelamcılar için Mesnevi'de her tarafa su borusu döşemeye benzetiyor üstad. Evet, hem her tarafa döşenecek hem de herhangi bir bir yerde patlak vermesi gibi zorluğunu anlatır üstad diyor. Allah razı olsun. Evet, dediğiniz doğru. Şimdi burada bu yöntemle la ma'bude illahu diyoruz ya, buradaki la ma'bude illahu bizim anladığımız anlamda Allah'a, yani klasik olarak diyelim, Allah'a ibadet etmek. Yani Allah'a ibadet etmek ne demek? İşte biz ibadeti çoğunlukla Kabe'ye dönüp namaz kılmak olarak özetlediğimiz için veya ona indirgediğimiz için Allah'tan başka ibadet edilecek şey yoktur cümlesini, yani Kabe'ye dönmen lazım, Kabe'de işte Kabe'nin Allah'ına veya Kabe'nin temsil etmiş olduğu Allah'a ibadet etmen lazım. Başka Allah'lara ibadet edemezsin. Yani başka Allah'lara ibadet edemezsin ne demek? Başka bir yöne dönüp, Kabe'ye dönersen olmaz çünkü, diyelim orada başka bir Allah var diye ona ibadet etmeyeceksin, ona secde etmeyeceksin, ona namaz kılmayacaksın anlamında değil. Çünkü onu yapan kimse yok zaten. Yani ben şu bilmem ne Allah'ına ibadet ediyorum diyerek o niyetle alnını secdeye götüren kimse yok ki bu dünyada. Dolayısıyla buradaki söylenilen la ma'bude illahu ve açıklamanın içerisinde, şimdi bu söylediği, şimdi şu en son okuduğumuz paragrafın içerisine koyalım bu la ma'bude illahu'yu. Ma'bud demek, yani ibadet ediyor, ibadet ediyor demek, ona yönelmek demek. Namaz da bir yönelmeyi temsil eder ya, ona yönelmek demek. Veya nasıl diyelim, onun varlığını orada, o noktada kabul etmek demek. Dolayısıyla biz işte az önce verdiğimiz örneklerde bir elmaya baktık ve elmanın içerisinde herhangi bir özelliği, fiili, işte ismi, sıfatı, her neyse, elmanın çevresinde bulunan herhangi bir şeye verdiğimizde biz ona yöneliyoruz demektir. İbadet ediyoruz demektir. Yani şunu diyemeyiz, kimse elmayı önüne koyup ona secde edecek, kafasını elmanın istikametine doğru koyacak da hani Allah'a secde eder gibi ona secde edecek şeklinde beklememek lazım. Bu anlamdaki ma'bud demek değil o. Ona yönelecek, yani varlığın kaynağı olarak benim yüzümü, veçhimi döndürebileceğim bir şey demektir o. Dolayısıyla elma örneğinde eğer ben olur da dersem ki işte bunun tatlı olmasının sebebi işte bilmem ne gübresiymiş dediğim anda işte o gübrenin o sebep diye tesiri vardır diye düşündüğüm o sebebin sebebe ibadet ediyorum demektir. O benim için mabud oldu demektir. Yoksa adama sen sorsan sen bu gübreye mi secde ediyorsun diye, onu Allah mı zannediyorsun sen diye, kimse demez bunu. Evet, onu Allah zannediyorum, onun önünde şu anda secde edeceğim anlamında kimse söylemez. Buradaki ma'bud kelimesi varlığın kaynağı olarak benim yöneleceğim kimse. Bundan bekliyorum. Yani lezzetli olmasını bundan bekliyorum diye döndüğüm şey benim için ma'buddur. Evet. Buradaki söylenilen şey de her bir şeye bak. Yani neye bakarsan bak. Az önce dediğimiz gibi toplamaya gerek yok. Yani su borusu döşemeye gerek yok. İlk önce ona bakacaksın da ondan sonra ağacın kendisine bakacaksın. Bu ağacın kendisi işte mümkündür, hadistir, başkası tarafından şey verilmiştir, varlık verilmiştir diye şey yapmaya gerek yok. Bütün kainatı incelemeye gerek yok. Her bir şeyin üzerinde gerçekleşiyor bu. Böyle olunca hem uzun olmuyor ve uzun olduğundan dolayı içerisine problemler girmiyor. Problemsiz bir
problemsiz bir yaklaşım bu. Hem de daha önce söylediği kavramı da bu işin içerisine getirelim. Huzuru tam veriyor. Yani tam Allah'ın huzurunda olmayı sağlıyor bu. Neden? Çünkü nereye bakarsan bak, o baktığın şeyde hayır bu kendinden değildir veyahut da işte bu gözlemlediğim şey, varlık kendisinin kaynağı değildir dediğinde işte o noktada büyük harfle fail ile kendi kendini karşıya getirmiş, kendini onun karşısına, huzuruna koymuş oluyoruz. Bu hem problemsiz, bir kez daha toplamak için söyleyeyim, bu hem problemsiz hem de efendim tam huzuru verme potansiyelinde. Allah'ın karşısında tam huzuru verme potansiyelinde. Böyle olunca, işte buna işte ehadiyet deniyor. Ehadiyet usulü ile olunca, Kur'an'ın bize öğretmiş olduğu Allah inancı veya Allah'a nasıl yaklaşacağız, nasıl bakacağız, ona nasıl ibadet edeceğiz meselesi ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi örneklerle açıklamaya devam ediyor. Bir yazı daha var. Bu yol, bir eserdeki kanunun her şeyde geçerli olduğunu görmeyi içeriyor. Doğru anlıyorum değil mi? Bu yol, bir eserdeki kanunun her şeyde geçerli olduğunu görmeyi içeriyor. Tam anlayamadım. Herhalde diyeceğim. Yani anladığım kadarıyla. Yani orada her şeye gitmeden önce, oradan o cümleden öyle mi anlaşılır bilmiyorum ama, yani her şey dediğimizde o şeye dönmemek lazım. Birinci söylediği yönteme dönmemek lazım. Yani bir şeye bak, önce bir esere bakıyoruz. Tamam, bir esere bakıyoruz, sonra... Önce bir esere bakıyoruz. Şunu yapmıyoruz. Bu eserde böyle bir özellik var. Ondan sonra bir başka esere bakayım. Onda da aynı özellik varmış. Aa, demek ki bunlar aynı kaynaktan geliyor şeklinde değil buradaki yöntem. Siz onu mu kastediyorsunuz bilmiyorum ama. Öyle toplama yok. Hayır. Öyle bir toplama yok burada. Bir şeye bak. Çünkü öteki türlü çok külfetli oluyor diye söyledik ya az önce. Şimdi ben bunun örneklerini, bir esere baktım, bu eserde gözlemlediğim şeyin örneklerini, dur bakayım daha kaç tane şeyin üzerinde bulacağım diye baktığımızda huzuru tam kaçıyor. Tam olan huzur kaçıyor. Huzuru elde etmek için uğraşıyoruz ya. Bunu problem eden Hristiyanlık aleminde de, şimdi aklıma geldi, bunun üzerine konuşuyoruz. Hristiyanlık alemindeki düşünürler de bunu problem diye görmüşler. Nedir o? Onu da söyleyeyim, belki bu konuyu anlamamıza yardımcı olur. Kendisi hem ciddi bir Hristiyan hem de tarihte felsefe, filozof diye bilinen bir kişi şöyle bir tespit yapmış. Allah'ın varlığı ile ilgili konuşurken efendim onun varlığını kesin olarak ispat etme veyahut da onun varlığıyla ilgili aklı kullanma, gözlemlemeyi kullanma. Akıl da işin içerisine giriyor da asıl orada observation diyor, gözlemleme. Ki o işte bu konumuzda, şu anda konuştuğumuz konumuzda doğrudan ilgili, gözlemlemeyi kullanamayız diyor. Neden kullanamayız? Kendisinin yürütmüş olduğu şey. Çünkü diyor, kainat o kadar büyük ki biz bunun hepsini belli ki şey yapamayacağız. Yani bu gördüğümüz şey Allah'ın varlığına bizi götürüyor mu, götürmüyor mu diye. Yani bir tane bir şey üzerinde yapabilirsin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonuçta bir insan ne kadar fazla bu anlamda gözlemlerini arttırırsa arttırsın, belli ki bir noktada, hatta çok büyük bir oranda
eksik kalacak bu gözlemleme. Neden? Çünkü hepsini gözlemleme imkanı bir insanın olmadığı besbelli. Kainat çok büyük olduğu için, yani onun kafasına göre, düşüncesine göre, biz böyle hadi bunda da göreceğim, bunda da göreceğim diye böyle şey delil toplama yöntemi kullanılmaması lazım demiş ve kendisinin işte kurmuş olduğu teolojinin, Hristiyan teolojisinin içerisine 3 tane şeyi var bu adamın. Kierkegaard, merak edeniniz varsa şeyde Google'da baksın. Şey koymuş, 3 tane itiraz koymuş. Şundan şundan şu sebeplerden dolayı Allah'ın varlığı ile konuşurken reasoning kullanılmaz, yani akıl kullanılmaz. Ve de işte bir diğeri observational data toplama kullanılmaz. Yani observasyona dayanan, gözlemlemeye dayanan veri toplama şeklinde Allah'a inanılmaz. Ya nasıl Allah'a inanılır? Bunları aradan çıkarttığı için, bu yöntemleri aradan çıkarttığı için geriye sadece blind faith kalıyor. İşte blind faith oradan kaynaklanıyor. Yani gözünü kapacaksın, öyle düşünmeyeceksin, yok bu bunun delilidir diye toplamakla uğraşmayacaksın. Allah'a inanıyorum diyeceksin ve inanacaksın. Yani bu mesele oraya gidiyor sonuçta. Yani bu adam için gitmiş mesela. Ki Hristiyanlıkta oldukça yaygın bir şeydir bu. Yaklaşımdır. Kesinlikle Allah'ın, Allah'a imanla ilgili, işte bizim şu anda yaptığımız gibi böyle delil topla, düşün, taşın, aklını kullan vesaire, ondan sonra karar ver meselesi şey yapmışlar. Adamlar reddetmişler. Açık reddiyeleri var yani. Onun sebebi bu. Kuşta gaga var. Diğer kuşlarda da gaga var. Yok yok, böyle bir şey değil burada söylediğimiz. Evet. Bir kuşun üzerine bak, bir kuşta gaga varsa o tek bir kuşun içerisinde, tek bir kuşun içerisinde, tek bir kuşun üzerinde gözlemlediğin şey neyse, gagası varmış, işte uçma özelliği varmış, kanatları varmış, rengi çok güzelmiş vesaire, orada soracaksın bu soruyu. La ma'bude illahu onu gerektiriyor. Bu efendim gaganın, bu tüylerin, bu güzelliğin, bu renklerin kaynağı kuşun kendisi veya neyi gözlemliyorsam tüyün kendisi olabilir mi, olamaz mı? Veya kuş bir şey yapıyor, uçuyor mesela. Uçan kuş mudur? Fa'il. Uçan kuşun kendisi midir? Uçma fiilinin kendisini kuşun kendisine verebilir miyiz? Mesele bu. Öteki türlü olunca bu kuşlar da uçuyor, öteki kuşlar da uçuyor, karga da uçuyor, kartal da uçuyor meselesi değil. Onun tam tersi. Tüme varım Zafer diyor. Induction problemi bununla ilgili sanırım. Evet, dediğin doğru. Onlar problem of induction şeklinde geçiyor. O indüksiyon probleminin burada geçerli olduğunu zannetmişler. Geçerli olmasının, geçerli olmamasının sebebi ne? Yani biraz bu konuya giriyoruz, şey konudan uzaklaşmış mı oluyoruz bilmiyorum ama problem of induction'ın, tüme varım deniyor ona, deniyormuş Türkçe'de, tüme varım yaklaşımının problemli tarafı nedir biliyorsunuz? Herhangi bir şeyin yokluğunu ispat edemezsiniz. O çok bilinen problem of induction'da konuşulan her konuda örnek olarak verilir ya. Kazların hepsi beyazdır. Yani ben bir tane beyaz kaz gördüm. 2, 3 tane, 4 tane, 5 tane beyaz kaz gördüm. Şimdi tüme varıma gidiyoruz. Demek ki ben diyelim 1 milyon tane şey gözlemlemişsem, beyaz kaz gözlemlemişsem, ondan sonra şu sonuca varıyorum diye söylüyorlar problem of induction'da. Nedir o? Siyah kaz yoktur sonucuna varıyorum. Bunu da hiçbir zaman söyleyemezsin çünkü belki de siyah kaz dünyanın bilmem neresinde vardır ki varmış yani. Ben de bu meseleleri okurken onu öğrenmiş oldum. Hakikaten kainatta siyah renkli bir kaz varmış. Ondan sonra şey, kuğu mu? Swan.
Belki de yanlış kullanıyorum kelimeyi. Her neyse, hayvanın bir tanesi. Problem of Induction'cılar diyor ki, bak gördün mü, biz o kadar delil topladık şeyle ilgili, bir kazın veya işte suvanın, o hayvan neyse, beyaz olduğuyla ilgili. Ama bana bir tane şey gösterdiğinde, siyah kaz gösterdiğinde, siyah o hayvanı gösterdiğinde, baştan toplamış olduğun o 1 milyon tane şey gitti diyor. Buradaki problem şu, kısaca söyleyip geçelim. Onlar yokluğu ispat etmek üzere kullanmaya çalışıyorlar induction'ı. Neyin yokluğunu? Siyah kazın yokluğunu ispatta çalışıyorlar. Halbuki risalelerden hatırlayın, yokluğun ispatı imkansızdır. Adem'i ispat edemezsin. Logic kuralıdır bu. Mantık kuralıdır. Ama neyi ispat edersin? Yani induction'ın kullanılmasında problem olmayan şey nedir? Var olanın var olduğu hususunda delil toplamakta herhangi bir problem yok. Mesela kazlar üzerinden gidecek olursak, bir tane kaz gördün mü? Bir tane kaz görünce beyaz kaz. Yanlış konuşuyorum diye kafamda şey oluyor. Bu swan mıydı İngilizcesi? İngilizce'de ne deniyor swan'a? Ha, koo. Evet, Allah razı olsun. Koo galiba. Orada kullanılan hayvan. Bir tane beyaz koo gördüğünde, beyaz koo diye bir varlık var, bir hayvan var meselesini ispat edersin. Eğer iki tane beyaz koo görürsen, beyaz koo diye bir şey olduğunu, hayvan cinsi olduğunu iki kere ispat edersin değil. Risalelerden hatırlayın, bir yan yana geldiğinde 11 olur diyor. Bir tane daha yanına bir koyarsanız 111 olur diyor. Yani exponentially artıyor, katlanarak artıyor. Eğer 3 tane beyaz kuğu görürseniz, bu %100'ün üzerinde diyeceğim ama hani abartı olacak, o %100'ün üzerinde bir şey olmaz. %100 beyaz kuğunun olduğuna delildir. Siyah kuğunun yokluğuna değil, bakın. O yüzden yoklukla ilgili, problem of induction sadece yoklukla ilgilidir. Yokluğu ispat etmede problem of induction kullanılmaz. Varlığı ispat etmede, evet, bir tane gördüğünde onun şeyi ispatlanmıştır artık. Bir tane o hayvanı gördüğünde, evet ben bunu gördüm. İşte burada dediğinde, parmağınla gösterdiğinde, isterse dünyada 1 milyar kişi öyle bir hayvan yoktur desin. 1 milyar. Sen tek bir parmağınla onu gösterebiliyorsan, 1 milyarın karşısında tek bir delil, varlığı ispat eden delil yeter. Onlar 1 milyar kere yok dediler. Ben de 1 milyar kere var diyeceğim de, ancak ondan sonra eşit olacağız. Veya ben 1 milyar artı 1 kere 1 milyar 1 adedince varlığa delil getireceğim de ondan sonra kazanacağım diye bir şey yok. Bu kritik bir şey. Nokta. Evet. Kuğunun varlığı hakkında kesin delil var. Aha. Alemin her tarafını incelememiş olmak ilahiye ilişmiyor. Ancak öteki türlü bütün kuğular beyazdır diye bir cümle söylediğinde, bu cümlenin kesin doğruluğu hakkında emniyet gelmiyor. Çünkü her ne kadar her yeri incelemiş olsam da, içten içe hiçbir beyaz haricinde kuğu görmemiş olsam da, içten içe biliyorsun ki incelemediğin yerler var ve bir tane birisi senin kuğuna çıkmıyor. Evet. Yani o şekilde düşünen o vatandaş, Kierkegaard ve onun arkasından giden insanlar, ya hakikaten böyle Allah'ı ispat etmek mümkün değil. Çünkü biz hayatta kainatın her tarafına bakamayız. Bu yüzden delil toplayarak kesinlik, Allah'ın varlığı ile ilgili kesinlik elde edilemez
demekle çok büyük bir hata yapmışlar. Çünkü sen bir tane Allah'la ilgili herhangi bir şeyi gördüğünde varlığınla ilgili bir şey getiriyorsun, argüman getiriyorsun. Bir tane daha bir başka bir yere bak. Armuta bak, orada bir tane argüman getir. Elmaya bak, orada bir tane. Üzüme bak, orada bir tane. 111 oldu bu. 3 tane olmadı. Birer birer sayılmıyor o. Çünkü işte dediğimiz gibi varlıkla ilgili konuşuyoruz. Yoklukla ilgili konuşmuyoruz ki. O sebeple kainatın her yerini gezeceğim de, her köşesine bakacağım da, her köşesinden Allah'ın varlığıyla ilgili ispat getireceğim de, ondan sonra tam huzuru bulacağım dersen, işte o adamlar gibi hayatta huzuru bulamayız yani. Evet, ha bu şu yönden önemli demiştik. Her bir şeye bakıyoruz. Toplayacağız da en sonunda karara varacağız diye bir şey yok. Yani neyse, anlaşıldı herhalde. Örnekler devam ediyor. Evet, her bir eser hususan zihayat olsa, hayat sahibi olsa, ki Risale okuyanlar sizler bilirsiniz. Bu hayat çok önemli Risalelerde. Yani bir mevcut var, bir var var. Bir de o var olan şey hayat sahibi olursa sanki daha çok, daha katmerli var şeklinde anlaşılıyor Risale'nin gelen anlatımında. Her bir eser hususan zihayat olsa, çünkü zihayat olan bir varlıktan gelen şey delil daha kuvvetli bu anlamda. Neyse, kainatın küçük bir misali musaggarıdır. Kainatın küçük bir misali musaggarıdır, küçültülmüş örneğidir. Kainatla, çünkü her şeyiyle ilgileniyor o. Hayat sahibi olan varlık. Risalelerde verilen nedir? Arı mı, karınca mı? Her neyse, küçük olarak görülen ne varsa bizim bildiğimiz. Hayat sahibi olmakla kainatın her tarafıyla ilgileniyor. Kainatın içerisindeki işte havayla ilgileniyor, suyla ilgileniyor, ışıkla ilgileniyor, rüzgarla ilgileniyor. Halbuki bir bakıyorsun küçücük bir arı deniyor. Yani cisim olarak hani dağla karşılaştırıldığında dağ o koskocaman diyorsun ama dağ orada oturduğu yerde duruyor. Hiçbir şeyi yok. Nasıl derler? Kainatta olup bitenle çok fazla bir alakası yok. Sabit ve dinamik değil, statik olarak duruyor. Ama işin içerisine hayat girince küçücük bir arı birden bir bakıyorsun her tarafla, kainattaki her olan bir şeyle ilgilenmeye başlıyor gibi. Evet. Ve alemin bir çekirdeğidir ve küre-i arzın bir meyvesidir. Anlaşılıyor. Öyleyse o misali musagarı, o küçük misali, o çekirdeği, o meyveyi icat eden, herhalde bütün kainatı icat eden yine odur. Evet. Özellikle hayat sahibi olan bir mevcut üzerinden konuşunca, bu sefer elimizdeki, nasıl diyelim, argümanın kuvveti katmerli olarak artıyor. İşte arı örneğinde olduğu gibi, arı küçük ama onunla birlikte arının kainatta olup biten daha bir ton şeyle, yani milyonlarca denilebilir belki, milyonlarca olup biten şeyle alakası olduğu için orada organik bir ağ görülüyor. Birbirleriyle ilişkili. O onunla bağlı, bu bununla bağlı. İşte yer çekimi var, hava basıncı var, bilmem efendim ışık var, şu var, bu var. Bunların hepsi küçücük bir arıyla ilgili. Buradan çıkan sonuç nedir? Buradan çıkan sonuç, bu küçücük arıyı kendisini var etmemişse, başka birisi var etmişse bu arıyı, demek ki bu arının üzerinde gözlemlediğim o ilişkiler ağı var ya, onların her birisini de nereye gidiyorsa, ışığa mı gidiyor, suya mı gidiyor, havaya mı gidiyor, atomlara, moleküllere vesaire, onların her birisini de o arıyı var eden var etmiştir dediğimde, normalde sanki insan şey gibi oluyor. Yani bir tane gözümün önünde küçücük bir arıya bakıyorum ben. Hani yer olarak fazla da bir yer işgal etmiyor ya. Hatta arının mesela alıyor bacağını şeyin altına koyuyor. Mikroskobun altına koyuyor. Kanadını mikroskobun altına koyuyor. Orada işte bilmem
şekiller varmış, değişik özellikler varmış diye inceliyor. Küçük, çok küçük ama işte o küçüklüğüyle birlikte küçük bir delili inceliyorum diyemiyoruz. Çok büyük bir delili inceliyoruz. Belki tek bir arıya bakarak milyarlarca delili inceliyoruz arının üzerinde. Burada söylediği odur. O yüzden yani fark ediyorsunuz değil mi? Misalin, argümanın kuvvetini, o misali musakları, o çekirdeği, o meyveyi icat eden, herhalde bütün kainatı icat eden yine odur dediğinde, işte ne oldu? Kainatın bilmem ta şu galaksisine gitmek, bilmem şurasına, şu katmanına gitmek, şu boyutuna gitmek zorunda kalmadık. Onlarla uğraşmak zorunda kalmadık. Oraya gitsen de fark etmez. Yani oraya gitsen de karşılaşacağın sonuç yine aynı. Onu yapan bunu yapandır demek zorunda kalacaksın yine. Çünkü birbirleriyle bu şekilde organik bir bağ var. Evet. Bir zihayatın misal-i musakar olduğunu nasıl anladık? İlişki olabilir ama küçültülmüş model olması. Her bir şey, her bir zihayat kendi içerisinde şeyleri var ya, yani ben öyle anlıyorum, başka anlayan varsa söylesin. İşte doğuyor, büyüyor ve kainatın diğer şeylerini, elementlerini kendi içerisinde bir şekilde kullanıyor. İşte hava onun içerisine giriyor. Bir tane kelime arıyorum. Sistem mi diyelim? Yani kendi başına bir sistem, bir zihayat. Adeta mesela şey gibi. Dünyanın büyük çerçevede dünyanın kendisi gibi. Dünyanın içerisinde de su var, hava var, moleküller var vesaire bir şeyler var. Bir şeyler gelip gidiyor. Sanki onun gibi, hatta daha küçük olduğu için daha değerli. Çünkü küçük çapta aynı şeyler olup bitiyor. Bir canlı olan varlığın içerisinde de bu anlamda işte hava molekülleri, su, ışık vesaire hep bir şey, o sistemin içerisinde bir döngüye sahip. O yüzden canlı olan bir şey kainatın misali musagarıdır diye anlıyorum. Mesela dağ kainatın misali musagarı değil. Taş veyahut da şey, hatta dağın da ötesine çık, bir tane nasıl diyelim, Mars'te, Venüs'te. Yani Mars orada kuru işte neyse bir şey, kütle. Kainatın misali musagarı olamıyor. Kendisine muhatap olduğu efendim şeyler sayısınca, özellikler sayısınca yani, bazı şeyleri yansıtıyor. Heh. Hayat sahip olunca çok daha net yansıtıyor. Aha. Yani ötekilerde yok değil de, mesela bir arı dedik, arının normal böyle uçup bal toplaması için falan, bütün arı bunları yapabilmesi için şeyle yer çekiminden etkileniyor, ışık dalgalarından etkileniyor, elektromanyetik dalgalardan. Her birisiyle içinde. Dolayısıyla bu bir tanesini ortadan çıkarttığın arı o şeyleri yapamaz. Aha. Bu da o durum yani müsaadeleri değil. Evet. Aha. Her bir eser diyor dağda olması lazım ama. Dağın kendisi de bir eser de. Şey farkı var. Nasıl derler? Varlık açısından level farkı var, seviye farkı var. Yani dağ yapıcısını göstermez. Yapıcısına eser değildir anlamında değil. Dağ da bir eser de, hani şeyleri örnek veriyor ya, varlık alemi bir ağaca benzer diyor. İşte
gövdesi var, efendim dalları var. Ondan sonra dalların ucunda yaprakları var. Daha sonra çiçekleri mi var diyor. Çiçekleri var ve en sonunda da meyvesi var diyor. Orada meyveyi insana benzetiyor. Hatırlıyorsanız söyleyin. Meyveyi insana benzetiyor. Çiçekler, o benzetmede hayvanlar galiba. Efendim, bitkiler, o ağacın yaprakları ve hakeza o şekilde gidiyor. Şimdi mesela bu örnek üzerinden düşünecek olursak belki cevabı bulabiliriz. Ağacın en sonunda gelen meyvesi bu anlamda misali musaggarıdır çünkü her şeyiyle ilgilidir. Yani her türlü ağacın özelliğini ultimately kendi üzerinde taşır. Bunun anlamı ağacın mesela bir yaprağı önemli değildir veyahut da bir dalı önemli değildir anlamında değil de o ağacın var olmasının sebebi en uçta gelecek olan meyvedir ve meyve bütün o ağacın özelliklerini kendisinde taşır. Çünkü ağaç varlık o itibariyle var olmasıyla bütün şeylerini ona taşımak için vardır. Yani ağacın kökleri neden vardır? Çünkü ağacın kökleri işte en sonunda uçta meyve olsun ki meyveye işte kökten ne geliyorsa sudur, vitaminlerdir vesaire, minerallerdir, onları taşımak için vardır. Ağacın gövdesi neden vardır? Ultimately meyveye işte bunlar taşınsın diye. Yapraklar neden vardır? Aynı şekilde meyveye o özellikler gitsin diye. Cari kanunların zerre dahil her şeyde geçerli olması açısından mıdır acaba? Zerre dahi itaat ediyor. Zerre dahi itaat ediyor. Şu andaki konuştuğumuz şeyle bir yere koyamadım. Uyma. Uymayı. Muaf olanı yok. Konuşabilirsiniz de yani şu haliyle ben dediğinizden pek bir şey anlamadım. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Aklımdan geçti de. Yer çekimi kanunu bir tek bende geçerli değil. Zerrede daha yer çekimi kanunu geçerli. Dolayısıyla o da aleme bir noktada örneklik edilir. Örneği oluyor. Yani kainata geçerli ne kadar kanun varsa her şeyde geçerli olması açısından. Yani örneklik olması açısından geçerli yani. Onda da geçerli demek istiyorum. Anladım. Evet. Yani adeta hani aya yansıtıyor, işte sudan bize yansıtıyor. Zerre de kastettiğim Okey. Başka söylemek isteyen arkadaşlar, bitirelim artık. Zaman dolmuş. Dur bakayım, şurada yarım kaldığımız bir şey var mı? Kainatta. Peki, her bir eser hususan zihayat olsa, evet. Bakalım, şu ana kadar konuştuklarımızı toparlayacak bir şey vardır burada belki. Bize yardımcı olur. Her hususan zihayat olsa kainatın küçük bir misali musagarıdır ve alemin bir çekirdeğidir ve küre-i arzın bir meyvesidir. Çekirdek ve meyve. Yani bir tanesi, bunlar hep iç içe. Çekirdek meyvenin içerisindedir. Meyve çekirdekten çıkar. Yani çekirdeği ekersiniz, ağaç olur tekrar. Aynı meyve ağacı olur. En sonunda tekrar baştaki meyveyi tekrar sonda tekrar görmek mümkün.
Öyleyse o misali musaggarı, o çekirdeği, o meyveyi icat eden, herhalde bütün kainatı icat eden yine odur. Buradaki seviye farkı diye az önce Zafer de söyledi, herhalde onunla alakalı. Zihayat olmayan mevcudat mevcut değildir, varlığı yoktur anlamında değil de daha belirgin bir şekilde, daha clear bir şekilde varlığı gözümüzün önüne geliyor. Daha canlı, daha katmerli, başka neler söylenebilir bilmiyorum. Bir arıda, bir arının üzerinde müşahede etmiş olduğumuz mevcudiyet ile bir dağın üzerinde müşahede ettiğimiz mevcudiyet level'ları farklı. Bunun anlamı dağı başkası yarattı, onu Allah yaratmadı veya onun üzerinde Allah'ın varlığıyla ilgili hiçbir eser okuyamayacağız anlamında değil. Ağaç, yani ağaç örneği benim kafamda bunu güzel açıklıyor. Ağaç, ağaç olarak bütünüyle vardır ama bunun anlamı, mesela gidip ağacın kimse dallarını yemez. Dallarıyla ilgilenen kimse olmaz. Bunun anlamı değil ki dal ağacın bir parçası değildir veya önemli değildir. Önemlidir de meyve ağacı üzerinden teşbih olarak kullandığımız için, meyve ağacı üzerinden düşünüldüğünde o ağacı, elma ağacını diyelim, elma ağacını dikmenin tüm esprisi en sonunda alınacak olan meyvedir. İnsan ona yoğunlaşır. O önemlidir. O, yani o en çok önemlidir bizim için. Onun gibi herhalde. Çünkü meyvenin mucidi ağacın, ha burada bakın söylemiş, meyvenin mucidi ağacın, ağacının, yani o meyvenin ağacının mucidinden başkası olamaz. Öyle ise her bir eser, bütün asarı müessirine verdiği gibi, her bir fiil dahi bütün efali failine isnat eder. Çünkü görüyoruz ki her bir fiili icadi, ekser mevcudatı ihata edecek derecede geniş ve zerreden şumusa kadar, yani zerrelerden şemslere, güneşlere kadar uzun birer kanun-u hallakiyenin ucu olarak görünüyor. Demek o cüz'i fiili icadi sahibi kim ise, yani fiilin işin içerisine fiil girince zannediyorum, canlı olmasının esprisi o, hayat sahibi olmasının, hayat sahibi olanların daha önemli olmasının esprisi o. Fiil işin içerisine girince olayın rengi değişiyor, bambaşka bir hale geliyor. Şeyin üzerinde, dağın üzerinde veya taşın üzerinde gözlemlenen bu anlamda bir fiil yok. Ama arıda var mesela. Onun gibi. O mevcudatı ihata eden ve zerreden şumusa kadar uzanan kanun-u külli ile bağlanan bütün efalin faili olmak gerektirir diye gidiyor. Ha bakın şurada sinekle ilgili bir örnek var. Belki konuştuklarımızla alakalı olabilir diye orayı da okuyayım. Bir sineği ihya eden, bakın bir sineği ihya eden, hayat veren ona, bütün hevamı, hevam neymiş, böcekler demek. Bütün hevamı ve küçük hayvanatı icat eden ve arzı ihya eden zat olacaktır. Hem Mevlevi gibi zerreyi döndüren kim ise, hem Mevlevi gibi zerreyi döndüren kim ise, müteselsilen mevcudatı tahrik edip, ta şemsi seyyaratıyla gezdiren aynı zat olmak gerektir. Çünkü kanun bir silsiledir, efal onunla bağlıdır. Evet, düşünmek lazım üzerinde, benim kafamda dönüp dolaşıp aynı yere geliyor konu. Evet. Benim aklıma şey geldi, hani birisi çok başarılı olduğu zaman, diyelim ki bir sinema prodüksiyonu olsun, birisi Oscar alsın, hediyesi alsın. Aha. Bu kişinin de özüntü şeyinde, işte çok teşekkür ederim ama işte arkamdaki bu kadar kişi olmasaydı, benim takımımdaki, ben bunun hiçbirisini yapamazdım der ya. İşte biz de diyelim ki bir fiil gözlemledik. Bu fiili o kişiye, bu fiilin varlığının ortaya çıkmasının ödülünü o kişiye mi vereceğiz diye düşünürken, aha, o fiil sahibi de manen, aha, işte bu ben bunu yapmış olamam çünkü, aha, bunun arkası
kuantum seviyesinde işleyen kanunlar var. Cisimlerin seviyesinde işleyen kanunlar var. Artık siz söyleyin. Yani bir sürü şey var. Ona veremezsin diyor. Bunların hepsine bütün bu her seviyedeki fiilleri yapan ancak o fiilin üzerinde hak sahibi olabilir. Yani daha çok bir geniş bir daireye yayılıyor. Fiil olunca daha çok geniş bir daireye yayılıyor. Fiil olmamaya nazaran. Ben öyle anladım. Başka yerde de onlar var. O fiil bir fiilin ilgilenmiş olduğu tek bir fiil olunca ilgi alanına giren veya doğrudan onunla organik bir bağ olan başka bir sürü şey işin içerisine giriyor. Fiil olmayınca onların hiçbirisi olmuyor. Zihayat mevcudatların yani hayat sahibi olan varlıkların bu anlamda tırnak işareti içerisinde daha önemli olmasının sebebi bu olsa gerek. Evet. Daha sonra devam edelim. Söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Bununla ilgili bir de ayet var. Bilmeyene ki Allah ismini misal yapmaktan çekinmez diye. Evet. Yani senin de dediğin gibi sineğin bu delil olma hususunda küçüklük büyüklük önemli değil. Evet. Küçük olmasına rağmen, yani cisim olarak küçük olmasına rağmen, işin içerisine hayat girdiği zaman ilgilendiği şeyler artıyor. Diğer mevcutlar artıyor. Hayat vasıtasıyla kendisinin ilgi kurduğu mevcudun sayısı katlanıyor. Yani 1, 2, 3, 4 değil. Milyonlara varıyor hayat olması itibariyle. Daha net bir gözlük takmak gibi dediğiniz doğru. Daha net bir gözlük takmak veyahut da hani mikroskobun altına koyduğunuz şeyi mikroskobun ayarı olur ya böyle şeyini arttırırsınız. Power'ını, gücünü arttırırsınız. Daha böyle derinlere gider. O ilk başta göremediğiniz mesela bir tane bir şey görürsünüz yukarıdan. Bir arttırdığınızda milyonlarca şey daha önce görmediğiniz şey kendinize görünmeye başlar. Mikroskobun gücünü arttırdığınızdan dolayı. Sanki hayat da öyle bir şey. Yani normalde bir şey var, varlık var. Tamam, okey. Yani yok anlamında değil, hiç önemsiz, sıfır değere sahip anlamında değil. Ama o şeyin içerisine, o varlığın içerisine hayat girince birdenbire böyle bütün kainat onun içerisine giriyor gibi. Sanki bütün kainatı, ha öyle diyelim, bütün kainatı sanki şeye incelemeye başlıyorsunuz gibi. Mikroskobun altında incelemeye başlıyorsunuz gibi oluyor. Yani bu teşbih şu anda benim kafama oturdu. Size de mantıklı geliyor mu bilmiyorum. Diyelim bir taşı aldınız. Mikroskoptan kastımız yani teşbih olarak inceliyoruz anlamında. Mikroskobun altına taşı koyduğumuzda, cansız olan bir şeyi koyduğumuzda işte bir şeyler görünür. Hiçbir şey görünmez anlamında değil. Ama mikroskobumuzun yani incelememizin altına taş kadar veya taştan çok daha küçük arıyı veya karıncayı koyduğumuzda incelediğimiz şey sadece o şeyin cismi değil ki. Yani mesela arının bacağını veya kanadını inceliyorum dediğimizde arının kanadı sadece arının kanadı diye bildiğimiz o cisimden ibaret değil ki. Bütün kainatla alakalı. İşte hava akımı, yer çekimi, ışık bilmem ne veya onun içerisine giren işte şeyler varsa canlı olduğu için işte bir şeyler yiyor içiyor, arı ne yiyor içiyorsa o yedikleri, içtikleri şeylerine de gidiyor ya. Bütün vücudunun neresinde nasıl ihtiyacı varsa ona göre gönderiliyor ya. Bu sefer maddi olarak veya maddi olarak bile değil aslında. Görünüşte diyelim. Görünüşte arının tek bir kanadını yani küçük bir cismi inceliyormuş gibi olmamıza rağmen bu mesela taşı
taş parçası değil, arının kanadıdır dediğimizde bütün kainatı onun içerisine alıp incelemeye başlıyoruz gibi oluyor. Çünkü arının kanadı bütün kainatla alakalı, bütün kainat onun içerisinde. Suyu, havası, moleküllerin içerisinde gezen, hücrelerin içerisinde gezen nimetler, ne varsa orada yediği, içtiği, her neyse, onların hepsi incelemeye giriyor. Taşta böyle bir şey yok. Mesela baktığımızda arının kanadı bütün kainatla alakalı bir şeyler var ama düşündükçe, inceledikçe aslında bununla da alakalıymış, bununla alakalıymış. Evet, evet. Yani ilk başta ya burada bir tane bir şey var gibi görünüyor. Ama öyle değil. Yani bu arı kanadı olayı benim kafamda çözdü bu olayı, çözüyor yani. Arı kanadı inceleyen, öyle diyelim kafamızda kalsın diye, arı kanadı inceleyen adam aslında tek bir arı kanadını incelemiyor. Çünkü arı kanadının içerisinde milyonlarca başka şey, alakalı olan başka bir şey var veya arının içerisinde diyelim. Tek bir arının üzerinde bütünün kainatla olan ilişki var. O arının gözü var, efendim hisleri var, ağzı var, burnu var, nimetlendirilmesi var. Bunların hepsi, onun gözü var dediğimizde bakın, sadece sanki tek bir göz diye bilinen bir cisme bakıyoruz gibi oluyor başlangıçta, ama göz dediğimiz için gözün tanımında ne vardır? İşte bir şeyi kendisinin dışında olan, üzerine cisim şey ışık yansıyan bir şeyi görebilir, görebilme özelliği var. Göz organından kasıt budur ya. Ha, bu tanımı koyduğumuz anda, yani bir cisme bu gözdür dediğimiz anda, o zaman gözün karşısında olan şeyleri de include etmemiz gerekiyor. Çünkü göz tek başına yok ki. Göz varsa gözün görebileceği başka şeyler olması lazım. Onlar da işin içerisine, formülün içerisine girmesi gerekiyor. Ağzı var dediğimizde ağzından ne yiyor bu? Yani soyut olarak ağız hiçbir şey ifade etmez ki. Ağzın bir şeyi yiyor olması lazım. O yediği şey de işte gene kainatın içerisinde milyonlarca, belki milyarlarca şeye bakıyor. Hepsi birbirleriyle alakalı bir ağ şeklinde. Evet. Allah razı olsun. Söyleyecekleriniz varsa tekrar buyurun diyeyim. Zaman bittiği için burada durmak istiyorum. Daha sonra devam edilir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahu menil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.